Merhabalar. Yurttaş Postası'nda bu hafta sivil toplum çalışanı ve aktivist Ayşe Akdeniz'le beraberiz. Merhaba Ayşe, hoş geldin. Merhaba Çağrı, hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? İyiyim. Yani pandemi el verdiğince iyiyim diyeyim. Aynı şekilde, biz de öyle. Bu hafta kooperatiflerde ilkeler, bağımsızlık ve katılım üzerine konuşacağız Ayşe ile. Kendisi kooperatifler konusunda da birçok çalışma yapmış ve halihazırda da yapmakta olan değerli bir arkadaşımız diyeyim. O zaman şöyle bir giriş yapayım ben Ayşe. Yani kooperatifçilik nedir? Hani Türkiye'de kooperatifçilik denince yani akla ne gelir sorusundan ziyade yani Türkiye'de kooperatifçiliğin anlamı ne gibi bir soru sorabilirim aslında veya ne durumda aynı zamanda diye sormak istiyorum sana. Yani kooperatif dediğimizde ekonomik, kültürel ve sosyal olarak bir ihtiyaçlar temelinde bir işletme aracılığıyla bir araya gelmiş, gönüllü olarak bir araya gelmiş bu grup insanın oluşturduğu yapıdan bahsediyoruz aslında. Ve Türkiye'de ve baktığımızda kooperatifçiliğin tarihi azımsanmayacak kadar geçmişe giden bir tarih var. Yani dünyada kooperatifçiliğin tarihini 19. yüzyıl ortası başlatıyorlar İngiltere olarak. Türkiye'de de yani daha doğrusu Osmanlı döneminde 1863'te Mithat Paşa'nın memleket sandıkları projesiyle ilk ortaya çıkıyor. Cumhuriyet öncesi dönemde de yani TBMM'nin kurulmasıyla beraber 1920'de ilk kanun teklifinin geldiği görülüyor meclise ve ondan sonraki süreçte kooperatiflere yönelik bir sürü düzenleme söz konusu Türkiye'de. Bugün geldiğimiz noktada baktığımızda ise Türkiye'de 32 farklı alanda yaklaşık 8 bin kooperatifin faaliyet gösterdiği kayıtlara geçmiş durumda ve toplamda da 8 milyon civarı ortağı var bu bahsettiğimiz kooperatiflerin. 8 bin kooperatif bayağı sayıca fazla aslında. Bayağı fazla yani bir de 32 farklı çeşit yani üretim, tüketim, tarımsal, ticari, enerji bir sürü farklı alan sosyal kooperatifler, sosyal kooperatifleşme de gün geçtikçe artan bir şey. Türkiye'de bir sürü farklı alanda faaliyet gösteren kooperatiflerden bahsediyoruz ama bu kooperatifler gerçekte varlar mı? Ne durumdalar? Türkiye'de kooperatifçilik olması gerektiği gibi mi sorulara girdiğimizde ise sayısal rakamların çok tersi bir yere götürüyor bizi hikayenin kendisi. Yani Şimdilik bunları söyleyeyim. evet, yani 8 bin tane kooperatif var diyoruz. Hani yani 8 bin tane kooperatifin gerçekten ciddi anlamda çok aktif çalıştığını düşünsek, herhalde sağımıza ve solumuza baktığımızda her yerde kooperatif görmemiz gerekiyordu. Yani Evet. şirketlerden ziyade en azından kooperatifleri daha çok görmemiz gerekiyordu. Keşke öyle olsaydı tabii ama yine de güncel durumumuz bu. Şimdi yani kooperatiflerle ilgili hani kısa bu özet çok iyi oldu. Şimdi bunun üzerinden sonuçta kooperatiflerin hem kuruluş aşaması daha sonra da işleyiş süreçlerinde de aslında dikkate almaları gereken ve temel almaları gereken ilkeler de mevcut. Bu 7 tane ilke sıralanmış vaziyet. Yani 7 tane ilke mevcut. Hani biraz da bu ilkelere değinelim istiyorum. Yani bu ilkeler neden var? Yani kooperatifi başka bir işletmeden, bir anonim şirketten falan ayıran temel bazı noktalar var. Kooperatifler ortakların yani belli bir amaçla bir araya gelmiş kişilerin aslında çıkarlarını koruyan yapılar aynı zamanda. Onları o yapılar kılan bazı değerler var. Bu değerler de 1995 yılında Uluslararası Kooperatifçilik Birliği tarafından kabul edilmiş, son halini almış daha doğrusu. 7 tane değerden bahsediyoruz. Bunlar yani birinci olarak kooperatifler gönüllü ve herkes açık olmak zorunda. Irk, dil, din ayrımı yapamaz. Ondan sonra ve demokratik katılıma, denetime açık olmak zorunda. Ortakların ekonomik katılımı kooperatifleri yani çok ortaklı yapılar ve orada bir ekonomik katılım olması gerekiyor sizin oraya. Kooperatifin kendi belirlediği sınırlar çerçevesinde ve bir eşitlik temelinde gerçekleşiyor bu. Kooperatifler özellikle bağımsız yapılar aynı zamanda. Kendi kendilerine yetmeleri bekleniyor kooperatiflerden.
Kooperatiflerin aynı zamanda kendi üyelerine dair sorumlulukları var. Bu sorumlulukların başında da bilgilendirme geliyor. Sadece kendi üyelerine değil, birlikte oldukları topluluğa dair de sorumluluk taşıyorlar. Bu da, bu ise bir başka diğer ilkesi. Bununla bağlantılı olarak bu sorumluluğu arttırabilmesinin diğer bir koşulu da diğer kooperatiflerle işbirliği içinde olması. Temelde bu 7 ilke etrafında örgütleniyor kooperatifler. Yani aslında hem yapılandırılmış sağlam bir temeli oluşturması açısından hem işleyiş sürecinde sürdürülebilir olabilmesini sağlaması açısından oldukça önemli zaten ilkeler. Yani bunları zaten gözeterek ortaya çıktığını düşünüyorum ben de. Şimdi burada benim yani bazıları tabii ki çok daha genel ilkeler de mevcut. Yani genel olduğu yani genel demem hani önemsemediğim anlamına gelmesin. Çünkü onların da ayrıca önemleri var. Fakat bu program dahilinde, şu an seninle yaptığımız konuşma dahilinde böyle bazılarına daha çok değinmek istiyorum ben. Daha merak ettiğim noktaları da var çünkü. Hani öncelikle aslında bu özellik ve bağımsızlık üstünden biraz daha konuşalım isterim. Yani Türkiye'deki kooperatifler gerçekten bağımsızlar mı? Yani özellik bir şekilde hareket özellikler mi ve bu şekilde hareket ediyorlar mı sorusu bence manalı olabilir ya da daha Bence farklı bir bakış açısıyla bakmak istersen. yani Türkiye'deki kooperatiflerin genel durumu aslında Türkiye'deki siyasi durumdan, siyasi atmosferden çok da bağımsız değiller bence. Bana soracak olursan. Şöyle ki çok Türkiye'de çok merkezi bir yönetim anlayışı var. Özerkliği ve yerindenliği, yerelliği engelleyecek şekilde bütün yasalar merkezileşmeyi savunacak durumda. Kooperatiflerde de benzer bir durum söz konusu. Bir kuruluş, kurulma süreçlerine baktığımızda Türkiye'deki kooperatiflerin tabandan bir taleple değil, aslında merkezden bir şeyle, kolaylaştırıcılıkla kurulmuş olduklarını görüyoruz. Ben daha çok tarımsal kalkınma kooperatifleriyle son süreçte ilgilendim ve onlara baktığımda 1960'lardan itibaren Almanya başta olmak üzere yurt dışına işçi gönderebilmek maksadıyla onun kolaylaştırıcı olması için kurulduğunu görüyoruz. Tarımsal kalkınma, köy kalkınma kooperatifiymiş o zamanki adı onların. Ve merkezi olunca, tabandan gelmeyince kooperatifler çok ekonomik olarak kırılgan yapılar. Bu kırılganlık da onları dışarıdaki şeylere karşı bir nasıl diyeyim, bağımlı hale getiriyor. Bu merkezi yapılar kooperatiflerin ekonomik bağımsızlığını mümkün kılacak uygulamalar ve yapılanmalar yerine aslında yine merkezi daha karı maksimize etmekle uğraşan, dağıtmakla değil, kooperatifler çünkü karı dağıtmaktır kooperatiflerin temel derdi. Ortaklarının refahıdır ve toplumun refahıdır. Ama şirketler içinse kar maksimizasyonu ve daha tekelde, daha merkezi toplanmasıdır. Merkezi yönetimlerde Türkiye'de özelinde de bakacak olduğumuzda aslında şirketlerin kar maksimizasyonunu önemseyen bir yapıdan dolayı işte kooperatiflerin biz saha görüşmesi gerçekleştirdiğimizde de aldığımız cevaplardan biriydi bu. Yani sizce ne yapılmalı bu sorunların çözümü için? Çünkü onlar da sorunlarını çok açık net dile getirebiliyorlar, anlatabiliyorlar. Onların söyledikleri şey şöyle, yani vergi muafiyeti olsun, işte girdi maliyetleri aşağıya çekilsin falan. Ama burada baktığımızda mesela kendilerine muhatap da bulamıyorlar. Ve böyle olunca da o ekonomik kırılganlık onları bir şekilde daha merkezi sistemlerdeki yönetimlere tabi kılıyor. Bu özelliği engelleyen ve olumsuzluklarını engelleyen bir durum haline geliyor maalesef. Bunda yani tabandan örgütlenme eksikliğinin yanında şeyin de çok etkili olduğunu düşünüyorum ben. Kooperatiflerde ciddi bir bilgi erişim eksikliği var. Yani Ben de oraya ya bağlayacaktım şimdi bu söylediğin ardından. senin Evet lütfen devam et. Ben daha sonra şey yani yapacağım. mesela az önce bahsettiğimiz kooperatifçilik ilkeleri söz konusu olduğunda bununla ilgili de bir araştırma yapılmış Bengü Everes ve Murat Yercan tarafından, Çanakkale Üniversitesi ve Ege Üniversitesi öğretim görevlileri.
Çok da yakın tarihli, 2019 tarihinde yapılmış bir araştırma. Bursa, Balıkesir ve Çanakkale'de 367 çiftçiyle görüşüyorlar ve %75'i kooperatifçilik ilkelerinden haberdar olmadığını söylüyor. Sadece %25'i bildiğini belirtiyor. Onlar arasında da mesela en az bilinen ilke olarak bağımsızlık ve özellik ilkesi öne çıkıyor. Yani Türkiye'de hakikaten bu meselenin tabandan örgütlenmemiş olmasını ve şu anda da bu haliyle 8 bin kooperatif varken, 8 milyon ortak söz konusuyken kooperatiflere hala bu işin tabana yayılmamış olduğunu, bunun da bilgi eksikliğiyle, bilgiye erişimin güçlüğüyle ilgili olduğunu düşünüyorum ben. Ya tabii şimdi bu bahsettiğin şekilde yani bu bilgilendirme konusunda çok büyük eksiklik yaşandığını hatta bizim bir önceki programda da değinilmişti. Kadın Hafsa'da kadın kooperatifi kuran kişilerin anlattığı bir hikaye üzerinden, kendi hikayeleri üzerinden. Yani bu kooperatif nasıl kurulur sorusuna cevap olarak hani bir yer gösteriliyor. Ancak o yere gittiğinizde orası da tam bilmiyor. Daha çok kooperatifleri kurmuş kişilerden kooperatif nasıl kurulur, nasıl sürdürülür gibi soruların cevabını daha önce kooperatif kurmuş ve bunu başarıyla bir şekilde ilerletebilen diğer kooperatiflerden öğreniyorsunuz aslında. Ve hani bu konuda bir bilgilendirme eksikliği çokça yaşanıyor. Bence hani şey ama yani bu arada sadece sorduğunuzda bunun cevabını almak bir bilgilendirme olmuyor doğal olarak. Yani kooperatifler arasında da bence bu bir eksiklik olarak da gözü çarpıyor. Esasen merkezden tabii her şey yani çok merkezi ilerlediği için orana bir bilgilendirme yapması beklenir doğal olarak. Ancak o da olmuyor bir yandan. Yani o bilgilendirme konusundaki eksiklik yani birçok alanda bence mevcut. Ve hani o iyi örneklerin duyulması ve gelecekte oluşacak diğer iyi örneklerin oluşmasında da bir engel olduğunu düşünüyorum ben. Ya Aynı katılımı da şekilde. engelliyor. Yani ortaklara siz bu konuda bilgilendirme vermediğinizde, yani kooperatif nedir, kooperatif ortağı olmak nedir, buradan ürünleri farklı amaçlarla katma değerli ürün üretmek nedir, buradan bizim çıkarımız ne olur falan gibi meselelere baktığımızda bunları da engelliyor katılımı ve bu katılım olmayınca da demokratik bir denetimden de söz edemiyoruz. Denetim olmadığında bu defa kooperatiflerde o hiyerarşik yapıdan iktidarın belli ellerde odak toplandığını görüyoruz. Böyle olunca da yolsuzluklar, denetimsizlik kaynaklı ekonomik nasıl diyeyim? Evet, yolsuzluklar söz konusu olabiliyor. Ve böyle olunca da kamuda kimin kapısını çalsınız? Bu bir üst birlik de olabilir. Tarım İl Müdürlüğü de olabilir. Ticaret İl Müdürlükleri de olabilir. Kooperatifçilikle ilgili bir şey sormak için geldiğimi söylediğinizde, ya bakmayın siz kağıt üstünde o kadar kooperatif olduğunu, kooperatif mezarlığı bizim ülkemiz diyorlar. Tam da aslında bu hikayelerden kaynaklı oluyor. Bu denetim yoksunluğu. Çünkü üyelerin katılımı söz konusu diye, katılım olmayınca, yani bilgilendirme olmayınca katılım olmuyor. Böyle bir sirkülasyon Söyleyeyim var ortada. ilk aslında. Evet, ve şeyi görüyorsunuz aslında orada, yani bu yedi ilkenin nasıl bir deneyimden yola çıkarak belirlendiğini ve aslında nasıl birbiriyle bağlantılı ve birbirinden beslendiğini tekrar tekrar görüyoruz ki bu birbirinden beslenme ve bağlantı aslında devlet tarafından da görülmüş durumda. Yani 19, yani 2012-2016 yılları arasında uygulanmak üzere bir stratejik eylem planı tasarlanmış mesela. Orada da 7 tane stratejik sorun ve 7 tane temel çözümden bahsediyor eylem planı. Plana baktığımızda aslında 7 temel ilkeden yola çıkarak Türkiye'deki kooperatifleri tekrar revize etmekten bahsediyorlar. Ama bugün geldiğimiz noktada planın uygulanabilirliği ile ilgili elimizde herhangi bir emare yok. Ya bu bahsettiğin 2012-2016 arasındaki 5 yıllık stratejik planda ki o 7 sorun belirlenmiş sorunu seninle program öncesinde konuşurken ben de denk gelmiştim. Birkaç okuma yaparken aynı zamanda. Yani o 7 soruna baktığımda yani bir SWOT analizi yapılmış. O SWOT analizi sonunda 7 tane uygulanabilir sorun
yani şey çözümü için uygulanabilir bir sorun tespit edilmiş. Ve gerçekten evet o 7 ilkeye de dokunuyor bir yandan. Fakat şimdi bunu yani bunun da üzerinden bu yine bağımsızlık ve özellik noktasına gelirken şöyle bir şey aklıma geliyor sık sık. Şimdi bu finansal bağımsızlık ya en azından şöyle bir durum var. Yani bu finansal bağımsızlık diğer her şeyin önünü en başta tıkayan nokta oluyor gibi görüyorum ben. Senin deneyimlerinde de bu böyle mi gözüküyor? Mesela ben bunu merak ediyorum. Yani sen şimdi bir sonuçta kooperatife girerken kısa vadede değil daha uzun vadede bir getiri söz konusu. Yani zaten yani dağıtmaya yönelik karı dağıtmaya yönelik ve bir kısmını da geliştirmeye yönelik, kooperatife de geliştirmeye yönelik. Ancak sonuçta bu da ilk noktada bir sermaye de gerektiren bir şey. Yani onun kurulma aşaması, eğer tarımsal bir kooperatiften bahsediyorsak, ürünün alınması, ham maddenin ya da ekinin yapılması gibi vesaire gibi birçok sermaye gerektiren işleri var. Oradaki o bağımsızlığı, yani bu finansal bağımsızlığı aşmak, yani finansal bağımsızlığa erişmek daha doğrusu aşmak değil. Bu finansal bağımsızlığa erişmek geri kalan noktalara açılmasına sence yarayabilir mi? Bence yarayabilir. Ben son 2 sene içerisinde 20 tane kooperatifle yüz yüze, yaklaşık 100'e yakın kooperatifle de telefonla görüşme imkanına sahip oldum. İşte aktiflik durumlarını öğrenmek, onların sermayelerini öğrenmek, ne durumdalar, ne yapıyorlar, hangi alanda çalışıyorlar bunlar için. Ve bu görüştüklerimizin en güçlü 20 kooperatifle yüz yüze geldiğimizde sorduğum sorulardan biri de şuydu: kâr payı dağıtıyor musunuz? Bir tane kâr payı dağıtan kooperatife denk gelmedim. Kooperatiflerin, evet, yani tarımsal üretim yapan, ortakları tarımsal üretim yapan kooperatifler oldukları için en büyük şikayetleri aslında girdi maliyetlerinin yüksekliğiydi. İşte enerji maliyetlerinin yüksekliğiydi. Ve dediğin gibi, yani kooperatifler aslında kooperatife yapıyorlar, yatırım yapmakla uğraşıyorlar ve bu da onlar için sonsuz bir kredi döngüsü demek. Yeni kredi borcu bittiğinde başka bir yatırım gerçekleştiriyorlar. Kendi kooperatiflerini güçlendirmeye çalışıyorlar. Ama maliyetleri o kadar yüksek ki sürekli kredi öder durumdalar. Aynı zamanda da bu kredi imkanlarına ulaşma imkanları da maalesef çok iyi değil. Çünkü yine o bilgiye erişim kısmına geliyoruz. İşte projeler yazmaları gerekiyor. O projelerin yazılması için birilerine para vermeleri gerekiyor. Yani o projelerin hazırlanması için aldıkları herhangi bir kamu desteği de söz konusu değil. O nedenle işte bunları yazmak onlar için biraz daha zor ve meşakkatli olduğu için yine o projelere daha ehil, daha ekonomik olarak güçlü, merkezi, daha şirketleşmiş yapılar maalesef erişebiliyorlar. Yani ekonomik olarak bağımsızlaşmalarına katkı sağlayacak bir şey, yani ekonomilerin güçlendirilmesi onları tabii ki daha da bağımsızlaştıracak. Çünkü ortakların bu defa, yani güçlü bir kooperatif olduğunuzda ekonomik olarak ortaklarınızın da ilgisini çekecek ve ortaklar oranın daha güçlü bir kooperatif olması için daha çok aslında katılım gösterecekler. Katılım Bu, arttıracak. yani tabii yani çünkü ekonomik bir işbirliğinden bahsediyoruz kooperatif dediğimizde. O ekonomik işbirliğini canlı tutamadığınızda, orası sürekli işte borçlarla kendini döndüren ya da işte ortaklarının batmaması için, işte süt kooperatifleri için bu mesela çok fazla geçerli olan bir şey. Çünkü girdi maliyetleri çok yüksek. Bir sürü süt kooperatifi işte yem fiyatlarıyla baş edemediği için ortaklarına yem tedarik edemediğini falan söylüyordu. İnsanlar kafa kafaya, bazen zararına süt üretiyorlar falan gibi durumlar söz konusu. Öyle olunca bu katılımı ve bağımsızlığı doğrudan etkiliyor. Yani ekonomik olarak güçlü, merkezi hükümet ve yönetimler tarafından desteklenen, gerekli işte vergi muafiyetleri ve teşvikleri daha kolay elde edebilecek yapılar haline gelseler, mutlaka ortakları da bu işe daha fazla katılacaktır ve bu onları hem
şey anlamında, kooperatifçilik bilinci anlamında, hem de toplumsal sorumluluk anlamında, işte başa dönüyoruz yine. Bütün evet. O kooperatif olmanın bütün o gerekliliklerini aslında bir domino taşı etkisiyle birlikte bir araya getirebilecek bir durum olacak. Ekonomi o nedenle birinci öncelikli şey burada, bağımsızlığı engelleyen. Şimdi peki bir şey daha soracağım. Şimdi bu yani hem katılım aslında hem bir yandan yönetimi üstünden de konuştuğumuz için yani Avrupa ve benzeri bölgelerdeki iyi örneklere baktığımız zaman, yani ülke örnekleri Hollanda gibi, yani tabii bambaşka sosyo-kültürel ve sosyoekonomik zeminlerden konuşuyoruz. Ancak hani sorduğum soru onları da çok ilgi bağlamayan bir nokta. Profesyonel yöneticiler üzerinden bir şey sormak istiyorum ben. Yani bu senin görüştüğün ve görüşme imkanı bulduğun kooperatiflerde profesyonel yöneticilik var mıydı? Yani bu biraz daha aslında hani o bağımsızlığa da bence dokunan bir şey olduğu için öyle düşünüyorum. Çünkü hani o bunun sonuçta bir yönetim kısmı var. Ben o yönetim kısmında hiyerarşiyi çok sert tutmadan daha düşük bir hiyerarşik sistemde yaptığınız zaman hani sonuçta demokratik katılımı da arttıran ve denetimi de kolaylaştıran bir şey. Bunu uygularken hani profesyonel yönetici, yani yönetici derken hani idareci diyeyim. Profesyonel idarecilerin varlığı da çok gözüküyor o iyi örneklerde. Hani Türkiye'deki kooperatiflerde böyle bir şeye denk geldin mi? Yani bir sadece Tariş'te denk geldim. Ama Tariş'teki yapı tamamen farklı bir yapı. Orada yani bayağı merkezi bir sistem söz konusuydu. Tarımsal kalkınma kooperatiflerinde, köy kooperatiflerinde ise hayır. Sadece yani şey, bir profesyonel söz konusuysa orada alınan profesyonel genelde ön muhasebeci oluyor. Yönetim kurulu ve kooperatif başkanı aslında bütün işleri götürüyor. Son işte burada bir kooperatifi ziyaret ettiğimizde öğrendim. Önceden başkan maaş da alamıyormuş. Kooperatif başkanı. Yani 7-24 neredeyse bu işi yapan başkanlar var. İşte son olarak son değişiklikle, bir yasal değişiklikte artık asgari ücret alabilmeye başlamışlar diye bir şey öğrenmiştim. Umarım eksik bir bilgi değildir. Ama yani zaten o az önce bahsettiğimiz o ekonomik kırılganlık ve ekonomik yetersizlik, bir personel alımını, sadece salt bu işi yönetecek bir personel alımı, o şey, o yapı, o profesyonellik maalesef Türkiye'de, yani en azından tarımsal kalkınma kooperatifleri için bunu söyleyebiliyorum, söz konusu değil. Evet, yani herhalde zaten kooperatiflerin 6000 küsürü tarımsal kalkınma kooperatiflerinden oluşuyor. Az önce verdiğimiz rakama baktığımızda. Evet, yani 8000 kooperatif, 8 kaç üye vardı sayısını hatırlamıyorum. Yani 8 toplam, milyon yaklaşık 8 milyon, milyon ortaklı, evet. Tabii istihdam sayısı ise bayağı daha düşük olduğunu tahmin ediyorum o noktada. Yani bunu da sormamın sebeplerinden biri hani şuydu, o hiyerarşinin hem demokratik katılımı engellemesi, aslında yine daha katılımcı bir yöntem derse aslında yine merkeziyetçi bir yöntem, yani kendi içinde de yine merkeziyetçi bir yöntem, hani bir kişiye veya birkaç kişiye bağımlı hale gelmesi ve kendi içinde de aslında o bağımsızlığını kaybetmesi anlamına geldiği için hani bundan kaçınan birçok örnek var. Tabii Türkiye'de hani daha temel de sorunlar olduğu için bu belki bir sonraki aşamada olabilir veya hani ilk aşama olarak da kullanılabilir. Bilmiyorum, hani çok tartışmaya açık bir konu tabii ki. Yani şöyle hani genel, aslında genel olarak toparlamaya toparlarsak yani 7 temel ilke var kooperatiflerin kullanması, kooperatifler için hazırlanmış. Bu 7 ilkedeki ilkenin neden işlemesi gerektiğini bizdeki, yani Türkiye'deki analizlerde de belli. Hani devletin hatta kendi yaptığı analizlerde de belli ki sorun olarak ortaya koyuyorlar. Uygulaması yok. Ama zaten çok merkeziyetçi bir uygulamada bekler miyiz, ister miyiz bilmiyorum tabii ki. Ama düzenleme diyebiliriz bunun için. Daha yani esnek kanunlar. Kanunlarda belki biraz daha esneklik ve finansal anlamda daha düşük faiz. Burada bir şey ekleyebilir miyim? Tabii ki, lütfen. Buna çok çarpıcı bir örnek var aslında. İşte enerji kooperatifleri var Türkiye'de yaklaşık
yaklaşık sayıları şu anda 50'ye yaklaştılar diye biliyorum. En son 2018'de yine bir yönetmelik değişikliği yayınlandı. 2013'te çıkmış bir yönetmelik var bu konuyla ilgili. Türkiye'de yani anlatmak istediğim asıl bu değil. Son yönetmelik değişikliğinde enerji kooperatiflerinin enerji üretimleri iyice sınırlanmış durumda. Yani atıyorum alım garantisi vermiş bir önceki düzenlemede. Alım garantisini ortadan kaldırıyor. Çağrıya çıkmamış kooperatifleri o düzenlemenin dışında tutuyor falan gibi meseleler söz konusu. Ama baktığımızda yani o merkezilik ve özellik ve yerellik bağımsızlık meselesi için çok çarpıcı bir örnek benim için. O nedenle anlatmak istedim. Akkuyu'daki nükleer santrali Türkiye dolar sent üzerinden Rus şirketine bildiğim kadarıyla bir 10 senelik bir alım garantisi vermiş durumda. Daha ortada nükleer santral yokken. Yani biz iklim krizinden bahsediyoruz. Yenilenebilir enerjilerin öneminden. Türkiye'nin aslında ne kadar şey olduğundan. Ama yenilenebilir enerji mevzuatı söz konusu olduğunda, yönetmeliği söz konusu olduğunda bizi daha da geriye giden düzenlemelerden bahsediyoruz. Türkiye'de ciddi bir bu anlamıyla bir yani bu kooperatifleri de etkileyen, şirketlerle ilişkileri etkileyen, enerji politikalarını etkileyen, her alanda etkili, yerel yönetimleri etkileyen çok aşırı bir merkezileşme ve birilerini kayırma durumu söz konusu. O nedenle merkezi yönetimin düzenlemeleri ekstra önemli diye eklemek istiyorum. Tabii yani onlara her şey maalesef ki böyle olunca vaziyet onlara bağlı oluyor. Yani merkezi yönetimlerin belirlediği yönetmelik değişikliklerine veya yeniliklere bağlı oluyor tabii ki. Zaten aslında o da o özellikle bağımsızlığı kökünden, temelden etkileyen bir durum oluyor. Yani bu ülkeler üstünden konuşmak bence çok iyi oldu. Çünkü hani kooperatiflerin yaptıklarını hani konuşuyoruz veya yapamadıklarını sık sık konuşuyoruz ama biraz da bu temelden ilerlemek benim açımdan en azından çok iyi oldu. Umarım senin açından da iyi olmuştur. Çok keyif aldım. Teşekkür ediyorum davetiniz için. Ben de çok teşekkür ederim daveti kırmayıp bizimle program yaptığın için. 2 hafta sonra yine Yurttaş Postası'nda olacağız. Görüşmek üzere.